insanın aklına bir şey nasıl girer? Ve insanın aklında nasıl kalıcı olur? Akılda kalıcılık nasıl akıldan çıkmaz? Nasıl etkili olur? İnsanın alt beyninde hipokampüs diye bir birim var. Hipokampüs aslında hafıza dediğimiz yer. Yani bizim bütün arşivimizin içinde bulunduğu yer. Arşivimizi içinde bulunduğu yeri şöyle tahayyül edin. Yok böyle bir şey ama ben sadece anlaşılması kolay olsun diye söylüyorum. Kat kat tahayyül edin. Bunların üzerinde arşivlenmiş olsun. Kırmızı arşiv, kırmızı fişler, sarı fişler, yeşil fişler. Yangında ilk kurtarılacak olanlar, yangında ikinci kurtarılacak olanlar, yangında üçüncü kurtarılacak olanlar bilgiyi fişlemiş olalım. Bilgiyi tasnif etmiş olalım. En değerli bilgi yangında ilk kurtarılacak olanlar ve hiç unutulmaması gerekenler. Bunu hipokampüsünüz eğer iman ile birlikte alırsa bu bilgiyi, yani inandığınız bir kaynaktan bu bilgiyi alırsa bunu arşivlediği yer farklı oluyor. Farklı bir yere koyuyor. Yani şunu doğru ol ya bu dünyanın her tarafında aklı selim her insan için geçerli bir şey doğruluk iyidir zulüm kötüdür adalet iyidir değil mi bu dünyanın her tarafında geçerli bunun için müslüman olmaya falan gerek yok bunun için Kur'an'a inanmaya da gerek yok zaten içinizdeki Kur'an insan yaratılırken her insanın içinde konulmuş olan vicdan diye bir Kur'an var fıtrat diye bir Kur'an var bu orada da yazılı aslında. Peki bunu Kur'an'dan okunmanın ayrıcalığı nedir, farkı nedir? İman ettiğiniz bir kaynaktan duyarsanız o bilgiyi daha farklı kodlarsınız. Daha kalıcı kodlarsınız. Sizdeki yaptırım gücü daha güçlü olur. Sizdeki yaptırım gücü daha yüksek olur, daha büyük olur. Aynı şey tersi içinde geçerli. İman adamı daha adam eder, eşeği de daha eşek eder, affedersiniz. Onun için din, iman öyle masum şeyler değil. Nedir? Eğer din adına katliam yapacaksanız, hiçbir ateistin aklına gelmeyecek kadar azılı bir katil olabilirsiniz. Niye? Ucunda din var, ucunda iman var, inanç var. Din, inanç, de diyerek her şeyi gözünüzü karartır. Değil mi ki ucunda cennet elde edeceksiniz? Bir akşam vakti, bir Ramazan iftarında çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, yaşlı, masum demeden bombalar atarsınız. Veyahut da Meryem Ana hürmetine gelir bir camiyi terersiniz. Onlarca masumu katledersiniz. Veyahut da gelir bir başka şey yaparsınız. Reyna'yı tararsınız. Bataklanı tararsınız. Öyle değil mi? Fark etmiyor. Charlie hep doyu tararsınız. Tararsınız. Yani ama söylediğim gibi bilgiyi imanla birlikte aldığınızda doğru bilgiyi ama doğru bilgiyi doğru bilgi imanla birlikte alındığında insandaki yaptırım gücü çok yüksek olur.